hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından herkesi sevgiyle selamlıyoruz. Ekranları başında bizlerle buluşan tüm seyircilerimizi kucaklıyoruz. Aynı zamanda stüdyoda bulunan seyircilerimiz de hoş geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Kalpten, yürekten sevgiler gönderiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Ve sevgili seyirciler, bugün size iki özel insandan söz etmek istiyorum. Birisinin adı Hatice, ortaokul ve liseyi tamamlıyor. Sonra kamu yönetimi bölümünü ve sosyoloji bölümünü bitiriyor. İki diploma ile yetinmiyor, adalet ve halkla ilişkiler bölümlerini bitiriyor. Şimdilerde ise çocuk gelişimi okuyor, aynı zamanda farkındalık konusunda bir üniversitede ders veriyor. Hepsini yapmak ne kadar zor değil mi, ama bitmedi. Üç tane de yüksek lisans bölümünü tamamladı Hatice. Hatice adını hiç unutmayın. Hatice bildiğim en güçlü kadınlardan biri. Bir de Yusuf var, ailesi tarafından yuvaya bırakılan bir çocuk. Ortaokul ve liseyi başarıyla bitirmiş, moda ve tekstil bölümünü okumuş, kendini geliştirmiş ve sonunda ressam olmuş. Şimdi o kadar güzel resimler yapıyor ki ve sergiler açıyor. Yusuf'u da unutmayın. Hatice var ya, 5 üniversite, 3 yüksek lisans bitiren Hatice. Hatice Özkan, %98 bedensel engelli. Mide tüpüyle besleniyor ve anlattığım her şeyi gözleriyle kullandığı bilgisayarla yapıyor. Size Yusuf'un başarılı bir ressam olan Yusuf Akgün'ün kollarının olmadığını söylesem, fotoğraflarını şu anda da ekranda görüyorsunuz. Resimlerini ağzıyla ve dişleriyle tuttuğu kalemle çiziyor. Onlar ve onlara destek olanlar benim gerçek kahramanlarım ve hepsi başımın tacı. Onlar bu hayatı kalpleriyle yaşıyor, bedensel engelleri kalpleriyle aşıyorlar. Gözümüz görmezse bir bastona tutunabiliriz. Kollarımız olmazsa yüreğimize sarılabiliriz. İşitme engelimiz varsa gözlerimizle duyabiliriz. Ama eğer kalp engeli olursa maalesef ki ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kalbin en büyük engeli de sevgisizliktir. Bugün Dünya Engelliler Günü'nde sayıları 8 milyonu aşan Hatice'leri, Yusuf'ları ve adlarını daha sayamadığım ve ailelerini sevgiyle kucaklıyorum ve o güzel yanaklarından hepsini öpüyorum. Yanınızdayız, farkındayız, sizi seviyoruz. Hayattaki duruşumuz, amaçsızlığımız bizim en büyük engelimiz. Bir de o sevgisiz olanlar var. Gerçekten onlar için her zaman sosyal medyada, haberlerde de görüyoruz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.